Hola a todos, bienvenidos. Kanalıma hoş geldiniz. Malum İspanya gündemi koronavirüsle meşgul. Son dakikalarda da büyük gelişmeler oldu. Aslında ben 10 Mart'ta başka bir video çekmiştim ama benim videoyu çekmemle hem İspanya'da çok büyük gelişmeler yaşandı, hem Türkiye'de ilk pozitif vaka çıktı vesaire derken daha güncel bilgilerle tekrar bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu an itibariyle 13 Mart öğleden sonrasındayız. Yaklaşık bir saat önce olağanüstü hal ilan edildi İspanya'da. Ama sokağa çıkma yasağı yok. Yani devam eden günlerde neler yaşanacak bilmiyoruz. Ama Başbakan bu olağanüstü hali hızlı kararlar verebilmek için aldıklarını söyledi. Olağanüstü hal yarın başlayacak. 15 gün sürecek. Normalde İspanya yasalarına göre 15 günden fazla süremiyor. Eğer uzatılmak istenirse meclis kararı gerekiyor. Şu an itibariyle sokağa çıkma yasağı yok dediğim gibi. Gerek olur mu bilmiyorum. Ama birçok bölge kendi kararlarını verdi. Biliyorsunuz İspanya'da da işte Amerika gibi, Almanya gibi benzer bir sistem var. Amerika kadar bağımsız olmasa da yerel yönetimler var. Yani kendi küçük hükümetleri var denebilir. Bu küçük hükümetler işte büyük hükümetle işbirliği halinde çalışıyor gibi bir şey. Hani seçimleri falan tamamen ayrı oluyor. Bu bölgelerde buna göre kendi kararlarını verdiler. Şimdiden Madrid, Valencia, Bask bölgesi, Barcelona gibi yerlerde çoğunlukla şu kararlar alındı diyebilirim. Hepsini tek tek sarmayacağım. Ama özellikle Madrid için bunların hemen hemen hepsi geçerli. Şu anda Madrid'de bütün restoranlar, kafeler, barlar, diskolar, parklar bütün her yer kapatılmış durumda. Sadece birinci temel ihtiyaçları satan yani marketlerin ve eczanelerin açık olması kararlaştırıldı Madrid için. Şu an itibariyle 4000'den fazla koronavirüs vakası var İspanya'da ve bunun neredeyse yarısı Madrid'de. O yüzden Madrid için çok ekstra önlemler alındı şu anda. Bunun dışında biliyorsunuz okullar tatil edildi. Bazı yerler bugün uygulamaya başlıyor. Bazı yerlerde pazartesi itibariyle 15 günlüğüne okulları tatil edecekler. Bütün üniversiteler dahil buna. Yalnız okulların kapatılması, bazı iş yerlerinin kapatılması veya evden çalışmaya başlamalarıyla şu sorun gündeme geldi. Madrid'de okuyan, çalışan ama aileleri başka şehirde olan birçok insan bu şehirlere doğru hareket etmeye başladı. Daha da büyük bir sorun. Birçok Madridlinin Valencia'da yazlık evleri var. Herkes Valencia'ya doğru gitmeye başladı. Madrid'den Valencia'ya ciddi bir hareket olduğu söyleniyor. Bunu da tabii büyük bir sorumsuzluk olarak değerlendiriyorlar. Her yerde zaten bangır bangır evinizde kalın, yer değiştirmeyin, şehir değiştirmeyin deniyor ama bununla ilgili bilmiyorum başka ne önlemler alacaklar ama Valencia'da bütün plajlar da dahil her yer kapatıldı. Yani bunun bir tatil olmadığını söylüyorlar. Bir yandan da şöyle iki vaka yaşandı. Mallorca'da ve Murcia'da ayrı ayrı birer Madridli şehre vardıkları gün hasta oldular. Hatta şu an Murcia'daki adamın yoğun bakımda olduğu söyleniyor. Murcia'nın bunun için önlemler alabileceği söylendi. Hani Murcia'nın yollarını kapatmak gibi. Şu an Barcelona'nın bazı bölgeleri karantina altında. Şu şekilde 4 tane kasabası karantina altında. Igualada denen bölgede çok ciddi bir yayılma söz konusu oldu. Hatta bunların arasında da 30 küsür doktor var. Başka birkaç bölgede daha karantina altında olan doktorlar var. Tam sayıyı bilmiyorum ama tahminimce en az 1100 doktor karantina altındadır diye düşünüyorum. Sağlıkla ilgili olanları söyleyecek olursam, emekli olan doktorları göreve çağırdılar. Ne kadarını çağırdılar veya gidip gitmemek zorunlu mu bilmiyorum ama emekli olan doktorlardan yardım istedikleri bir gerçek. Bunun dışında normalde pandemi ilan edildiği zaman sigorta şirketlerinin pandemi kapsamındaki hastalıkları ödememe hakkı varmış. Ama şimdilik sigorta şirketlerinin bu kararı uygulamaması ve destek olması için çalışmalar yapılmış. Sigorta şirketlerinin poliçelerini bu alanda esnetmelerini sağlamışlar. Bunun dışında özel hastanelerde hükümet kontrolü olacak. Bunu galiba zaten o halden önce Madrid bölgesinde kararlaştırdılar ama o halde zaten bu çok daha hızlı bir şekilde kararlaştırılabiliyor olacak. Şu an Madrid'de özel hastanelerde de koronavirüs vakası var. Tedavi görenler var. Yaklaşık bütün özel hastanelerin de dahil edilmesiyle
1000 kişilik bir yoğun bakım yatak sayısı olmasından bahsediyorlar Madrid için. Madrid'de çok popüler bir pazar var, Rastro diye. Aynı zamanda turistik bir pazar. Rastro'da dahil bütün pazarların kapatılmasına karar verildi. Bu süre boyunca nikahlarda davetliler olmadan sadece şahitlerle beraber kıyılabilecek. Bunun dışında nikah kıyılma gibi vesaire gibi her bölgenin kendi aldığı kararlar var. Hükümetin aldığı kararların yanında bir yandan kendi kararlarını da alıyorlar. Mesela İspanya'da birçok şehirde toplu taşıma şu şekilde oluyor. Otobüse bindiğinizde ister Akbil gibi toplu taşıma kartını basıyorsunuz veya şoföre parayla ödeyebiliyorsunuz. Şu an Bask bölgesinde toplu taşımalarda parayla ödeme yasaklanmış. Çünkü biliyorsunuz virüsün yüzeylerde de kalabildiğini ve paradan bulaşabildiğini söylüyorlar. Hatta Çin'de, Amerika'da falan paralar dezenfekte ediliyordu. Bu yolla hastalığı önleyebilmek için şu an otobüslerde parayla ödeme yapılamayacak. Tabii hani hala otobüslerin olması da bir şey. Yakın zamanda toplu taşımayı durdurabilirler. Yine yayılmasını önlemek için. Yani özetlemek gerekirse şu an İspanya'da o hal var ama sokağa çıkma yasağı yok. Madrid'de henüz karantina hala yok. Bunun Türk medyasında konuşulduğunu biliyorum. Henüz Madrid karantinaya alınmış değil. Madrid karantinaya alınırsa da bu karantina şöyle olacak. Madrid'de giriş çıkış olmayacak. Yani otoyollar vesaire kapanacak. Madrid'de olan Madrid'de kalacak. Dışarıdan birisi de giremeyecek anlamına gelecektir çok büyük ihtimalle. İspanya'da kolay kolay sokağa çıkma yasağı konmasını beklemiyorum. Gerçekten ihtiyaç olursa hükümet yapabilir ama çok taraftar olacaklarını sanmıyorum. İlk aşamada en azından zaten birçok karar alındı. Zaten restoranlar, barlar vesaireler birçok yerde kapatıldı. O yüzden sokağa çıkma yasağının şu anda olacağını sanmıyorum. Şu an dediğim gibi İspanya'da 4 kasaba var ya da 4 ilçe var karantina altında olan. Bu 4 kasabada da şu anda sokağa çıkma yasağı yok. Sadece özellikle dediğim gibi Katalonya bölgesinde Igualada'da çok ciddi bir yayılma söz konusu olduğu için ve Igualada'ya komşu diğer 3 ilçede de yollar kapatıldı. Yani ne kasabadan çıkış var ne kasabaya giriş var. Bu karar bence alınabilir birçok yer için, hatta İspanya için dahi alınabilir. Hatta ben Mursiya yönetiminden de böyle bir hareket bekliyorum. Çünkü özellikle bu Madrid'den gelenler yüzünden oldukça sinirlenmiş durumdalar. Bence haklı bir karar. Sonuçta herkesin hala yeterli bilince sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar çoğunlukla şöyle düşünüyor. Bir şey olacaksa ailemin yanında olsun. Ama ailenize hastalık taşıyor olabilirsiniz. Çevreye hastalık taşıyor olabilirsiniz. Şöyle düşünüyor insanlar. Madrid'de hastalığa yakalanabilirim. Hastalığın az olduğu yerlere gideyim diye. Mesela Madrid'den Soria'ya dönenler de çok oldu. Instagram'da anlatmıştım. Geçen gün kasapta kavga çıktı diye. Dediğim gibi insanlar birincil olarak hastalığın daha az olduğu yerlere giderlerse hastalanma ihtimallerinin daha az olduğunu düşünüyorlar. Ama kimin ne zaman nerede enfekte olduğu belli değil. O yüzden şehrinize de hastalık taşıyor olabilirsiniz. Kendi ailenizi, çevrenizi hasta ediyor olabilirsiniz. Çevrenizde kritik durumu olan ya da 65 yaş üstü insanlar olabilir. Bu insanları riske atıyor olabilirsiniz. Türkiye henüz bu kararların başında olduğu için ve henüz daha bildiğim kadarıyla açıklanmış 2 vaka olduğu için bunların Türk halkı için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada yapılan hatalar yapılmasın, biz daha hazırlıklı olsun diye. Başbakanın söylediği bir şey var. Bütün kararlardan, bütün yasalardan daha üstün olan ve bu hastalığı aşmamızı sağlayacak olan bir şey var. O da sorumluluk sahibi olmak. Hastalıktan kendimizi koruyacak olan yine bizleriz. Biz evde kalırsak, sorumluluklarımızı yerine getirirsek bu hastalığı yeneriz. Bu sorumluluk bütün yasalardan, bütün kanunlardan, bütün OHAL'lerden daha üstündür dedi. Ben de herkese bu mesajı vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada İspanya'nın durumu ne kadar kritik, ne kadar ilerleyebilir? Bu da önemli bir soru. Kısaca bunu da söyleyeceğim. Başbakan konuşmasında önümüzdeki hafta koronavirüs vaka sayısının 10 bine ulaşacağını söyledi. Bunun dışında da çeşitli resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar İspanya'nın şu an en kötüsünü görmediğini, yaklaşık 2-3 hafta boyunca hastalığın yayılmaya devam edeceğini söylediler. İspanya hastalığı en iyi ihtimalle 2 ay, en kötü ihtimalle 4 ay içinde kontrol altına almayı öngörüyor. Umarız bu süre çok çok kısa olur. Olabildiğince az ölümle sonuçlanır.
Son olarak güzel bir şeyle bitireceğim videoyu. Eğer siz de Türkiye'de gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaya başladıysanız, bu hafta sonunu evde geçirmeyi düşünüyorsanız, İspanya'da bir ev festivali düzenleyecekler. Festivalin adı Yo Me Quedo En Casa, yani ben evde kalıyorum festivali. Yeni bir Instagram hesabı kurdular. Hangi sanatçının hangi gün saat kaçta evden canlı yayınla konser vereceğini paylaşıyorlar. Yaklaşık 20 civarı sanatçı var. Her sanatçı kendi saatinde kendi Instagram hesabından canlı yayın açıp evden akustik konser verecek ki diğer herkes de evde kalıp bu konsere eşlik etsinler. İnsanları motive etmek için çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Evimizde oturup Instagram'dan canlı yayınla sanatçıların konserine katılabileceğiz. Belki Türkiye'de evde kalacak olanlar vardır, belki merak edenler vardır. Siz de bu konserleri dinleyebilirsiniz. Siz de Yo Me Quedo En Casa Festivali'ne katılabilirsiniz. O yüzden linkini paylaşacağım. Ben bu bilgileri ufak ufak kendi Instagram'ımda da paylaşıyorum. Son günlerde biraz daha yoğun olarak paylaşmaya başladım. Eğer merak ediyorsanız Instagram hikayelerimi takip edebilirsiniz. %95 falan İspanyol medyasını takip ediyorum. Oradan haberleri paylaşıyorum. Sizin için de Türk medyası dışında farklı bir kaynak olmuş olabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.